Herkese merhabalar. İtiraflara geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek vermeyi unutmayın. Eşimle 19 yıldır evliyiz. Geçtiğimiz aylarda onda bir takım değişiklikler fark ettim. Telefon dökümlerini çıkartınca kendisinden yaşça büyük bir kadınla uzun süredir görüştüğünü öğrendim. Merhabalar. Biz eşimle 17 yaşındayken birbirimizi severek evlendik. Şu an 36 yaşındayız ve iki evladımız var. Hayatın yükü altında inişli çıkışlı, bazen iyi bazen kavgalı 19 yıl geçirdik. Ancak geçen Ocak ayında eşimde bir takım değişiklikler fark ettim. Bize karşı bir soğukluk değildi fakat kadınsı bir hisle bir şeyler sezdim ve telefon dökümlerini çıkarttım. Oldukça sık ve uzun konuşmalar yaptığını, kendisinden yaşça büyük bir kadını arkadaş edinmiş olduğunu gördüm. Kadının bekar olduğunu öğrendim. Aslında biz muhafazakar bir aileyiz. Bu bizim yaşantımıza oldukça ters bir durumdu. İş sebebiyle başlayan bir ilişkiymiş. İş konularını konuşurken muhabbeti ilerletmişler. Bu durumu eşime de sordum tabii. O kadınla bir sevgili gibi değil, arkadaşça konuştuğunu kabul etti. Yine de hatalı olduğunu fark ettiğini, çok pişman olduğunu söyledi ve benden özür diledi. Bense bu yaşadığımız durumu bir türlü unutamadım ve hazmedemedim. 2,5 ay sürekli ağladım. Sonra boşanma eşiğine geldik ve çok sancılı 3 ay geçirdik. Sonunda düşündüm ve eşimi affetmeye karar verdim. Her şey yeniden başlayarak tekrar denemeye karar verdik. Bana bir daha böyle bir şey yapmayacağına söz verdi. Ancak eşim şu anda ruh gibi. Ben sormadan sormuyor. Ben söylemeden söylemiyor. Ben elini tutmadan tutmuyor. Gülmüyor ve konuşmuyor. Bense yeniden denemek için çok heyecanlıydım. Bu sessiz işkence beni boğuyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bana tavsiyelerde bulunun. Aklımı kaybetmek üzereyim. İkinci itiraf. Eşim ve ailem bana hayatı dar etti. Hatasını anlayan eşim şimdi her şeyi düzeltmeye çalışıyor. Fakat benim duygularım bitmiş. Artık onunla birlikte olmak istemiyorum. Merhabalar, ben 33 yaşında 10 yıllık evli, 2 çocuk annesi bir kadınım. Ayaklarım yere sağlam basar, tuttuğumu kopartırım. Maddi durumum oldukça yerinde. Üniversite mezunuyum ve iyi bir işim var. Her zaman çok güzel olduğum ama en önemlisi akıllı ve başarılı olduğum söylenirdi. Şu an o güzelliğimden eser yok. Stresten o kadar yemek yiyorum ki çok kilo aldım. Annem vefat edince epeyce bir miras da kaldı. Evim var, son model arabam var. Kısacası her şeyim var ama neye yarar? Ben çok mutsuzum. Zor bir çocukluk ve gençlik geçirdim. 5 kız kardeşiz. Zengindik fakat hep fakir gibi yaşadık. Hep kısıtlandık. Ben de 19 yaşında tanıştığım eşimle 4 yıllık flörtün sonunda evlendim. İlk oğlum doğana kadar çok aşık olduğumu düşündüm. Belki de öyleydi. Sonra her şey değişti. Eşim kıskanç birisidir. İhtiraslıdır, paranoyaktır, baskıcıdır, dışarıya harikadır ama bana dünyayı dar etmiştir. Hep böyleydi. Ben belki düzelir diye düşündüm. Bir yandan da yaşadığım evden kaçmak için çıkış yoluydu. İlk evlendiğim zamanlar kayınvalidemde kaldım. Herkes bana karıştı. Ben de tüm bunlara katlandım. Beni eve kapatmak istediler. Düşünün ki annem ve ablam bende kalmak istedi ama eşim izin vermedi. Sonra oğlum doğdu. İlk başta her şey normaldi. Devamında bir şeylerin ters gittiğini anladık. Doktor doktor gezdik. 5,5 aylıkken genetik bir hastalığı olduğunu öğrendik. Bu beni çok yıktı. Ve ülkemizdeki kaynanaların birçoğu gibi beni suçladılar. Bende bozukluk varmış. Bunlara rağmen sadece eşimden benim yanımda olmasını istedim. Ama o ailesini tuttu. Ben ondan sonra bir daha eskisi gibi olamadım. Sevmediğim bu adamla işkence gibi sürdürmekteyim hayatı. Elbet düzeliriz. Belki bunalımdayımdır. Herkes böyle şeyler yaşıyor diye avutmaya çalıştım kendimi. Neden katlandın diye soracaksınız. Öyle bir psikolojik şiddet uyguladı ki ben olamadım. Kaç kere ayrılmak istedim. Hep ağladı, yalvardı. Hayatını mahvettiğimi söyledi. Kendisini öldürebileceğini bile söyledi. Maalesef vicdanıma yenik düştüm. Her gün benimle birlikte olmak istiyor. Artık onunla konuşmuyorum. Onu dinlemiyorum. Bu kadar işimin arasında ikinci üniversitemi okuyorum. En kötüsü gözlerimdeki mutluluğu görüyor ve asla senden vazgeçmem diyor. Beni yeniden kendisine aşık edecekmiş. Aile terapisine gitmeyi önerdim. Her şeyi denedim.
O ise ilk zamanlara göre olumlu yönde çok değişti. Ama bende biten bitmiş. Birlikte olmak istediğinde, ki zorla oluyor, dizilerde beğendiğim kişileri hayal ediyorum. Başka türlü katlanamıyorum. Evliliğimde mutsuzum. Nasıl bir yol izleyeceğim hakkında bana tavsiyelerde bulunursanız çok mutlu olurum. Üçüncü itiraf. Bir abim vasıtasıyla bir kızla tanıştım. İki taraf içinde ilk buluşma olumlu geçti. Görüşmeye devam ettik. Beraber güzel vakit geçiriyoruz. Ama tanışalı 5 ay olmasına rağmen daha el ele bile tutuşmadık. Merhabalar. Ben bir kurumda çalışıyorum. 29 yaşındayım. Aynı kurumdan bir abim beni eskiden çalıştığı hastaneden bir hemşireyle tanıştırmak istedi. Ben de kabul ettim. Tanıştık, oturduk, sohbet, muhabbet ettik. İki taraf için de çok olumlu bir görüşmeydi. Bunu ikimiz de dile getirdik. Daha sonra görüşmeye, konuşmaya devam ettik. Beraber güzel vakit geçiriyorduk, eğleniyorduk. Ben ondan hoşlanmaya başlamıştım. Bu arada aylar geçiyor, biz böyle görüşmeye devam ediyorduk. Tanışalı ve görüşeli 5 ay olacaktı neredeyse. Ben 15 günlüğüne memlekete izne gittim. Ama giderken de onu yanımdaymış gibi kalbimde götürdüm. Kısacası izindeyken onu aramazlık, sormazlık yapmadım. İznim bitti. Ben döndükten tam bir gün sonra hayatımdaki kişi iki kız arkadaşıyla beraber tatile çıktı. Ve fark ettim ki benim onu aradığım, sorduğum gibi o beni arayıp sormuyor. Aramız soğumasın diye ona seni özledim diye mesaj attım. Ve attığı cevap beni şoke etti. Gelince görüşürüz, hasret giderirsin yazdı. Sonra onu denemek için sen özlemedin mi beni yoksa yazdım. Bu sefer özlemiş olabilirim belki bilemiyorum diye yanıt verdi. Ben yine şok geçirdim haliyle. Normal insanlar seni özledim derken cevap bu kadar basitken bunu ondan duyamamak fazlasıyla beni üzdü. Ve hasret giderirsin demesi de cevabı oldu. Hasret gideririz demedi çünkü. Demek ki hiç özlememiş beni. Ben konuşmanın devamında beni arayabilir misin? Sesini çok özledim yazdım. Cevabı ise müsait olduğumda ararım. Akşam valiz toplayacağız oldu. Ertesi gün kampa gittiler. Üstünden 5 gün geçti ama beni aramadı. Tanışalı 5 ay olmasına rağmen el ele bile tutuşamadık. O şu an tatilde ve 2 güne kadar gelecek. Ben geldiği zaman onu karşıma alıp hepsini bir bir anlatacağım. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim? Ne yapmam gerekiyor? Bana tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim.